Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz oldukça güzel bir konu, eterik bedeni işleyeceğiz. Çok önemli bir konu bence lazım yani, hani parapsikolojide olmazsa olmazlardan biri. Ama bundan önce başlatmış olduğum bir olay var, bir bilgisel bir olay var. Her videonun başında sizden bir soru cevaplamanızı istiyorum. Yalnızca ve yalnızca parapsikoloji öğrenmek için değil, normal gündelik yaşantımızda da orada, burada, şurada belki de bir yarışmada kullanabileceğimiz bilgileri, işimize şu anda yaramayan çöp gibi gözüken ama ileride çok kuvvetli bir ihtimal yarayacak olan bilgileri öğrenmeniz maksadıyla her videonun başında bir anket çıkıyor şimdi hemen benim solumda sizin de sağınızda çıkacak olan bu ankette e, sormuş olduğum soru dişisi için hamile kalabilen bir canlı bu bir deniz canlısı e, şıkları şimdi oradan bakarsanız doğru cevabınızı verin ben e, videoya geçmeden birazdan cevabı söyleyeceğim bu da bilginizde olsun. Siz onu cevaplarken ben de konuşmaya devam edeyim aynı zamanda. Videolarımız geliyor ve gelmeye devam ediyor. Hız kesmeden YouTube'a devam ediyoruz ama şunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Lütfen ama lütfen mecbur olmadıkça evden dışarıya çıkmayın ve mümkün mertebe temizliğinize, hijyeninize olabildiğince özen gösterin. Bana olmaz demeyin. Yakınınızı, çevrenizi, sevdiklerinizi de düşünün. Olur mu? Şimdi videoya geçmeden önce anketteki soruyu cevapladıysanız sorunun cevabını veriyorum. Cevabımız deniz atı olacaktı. E o zaman şimdi cevabı da vermişken lafı fazla gevelemeden videoya geçelim. Eterik beden nedir? Eterik beden oldukça önemli bir olay. Çünkü nasıl ki mesela bizim fizikselden bir örnek verelim. Mesela bizim fiziksel vücudumuzun içerisinde bulunan damarlarımızda gezen bir kan var değil mi? Hani böyle bir akış var. Kanlar geziyor, oradan oraya dolanıyor. Ha. Aynı şekilde enerjilerin, manevi olan enerjilerin frekansların gezmiş olduğu beden var. İşte bu da eterik beden. Kısacası Enerji alışverişinden sorumlu olan yegane bedenin adıdır eterik beden oldukça önemli bir noktadır çünkü bizim enerjiyle olan manevi enerjilerle olan bağlantımızı direkt olarak kurduğumuz bir bedendir ve aynı zamanda mental olarak yani zihinsel olarak da yönlendirilebilir. Her canlıda eterik beden vardır. Yalnızca biz insanlara özgü bir olay değil. Çünkü arkadaşlar mesela biz fizikselde de bulunuyoruz. Aynı zamanda bu bedenimiz sayesinde manevi tarafta da yer alıyoruz. Ve aynı zamanda ağaçlar, bit yani bitkiler, hayvanlar e bir de aynı zamanda yani gözümüzün görmediği yani bizim gözümüzden örtülü olan bazı Bedensiz varlıklar, fiziksel bedenden yoksun olarak yaşayan varlıklar işte bunların da aynı şekilde eterik bedeni var. Şimdi ben her canlıda bulunur dedim ama bazı böyle parapsikolojide bazı bilgilere bazı noktalara gelmiş değerli insanların belki de sizlerin bu her canlıda bulunur demem tepkisel olarak bakabilmenize sebebiyet verebilecek türden bir bilgi olabilir. Bunu şu şekilde düzeltmemde de fayda olabilir. Aslında her iki bilgi de temelde doğrudur ama bu şekilde dersem daha doğru olur bazı kitleler için. Canlı bir ruha sahip olan her bilinçte eterik beden bulunur. Bulunur arkadaşlar. Çünkü buradan manevi tarafa yani fiziksel taraftan manevi tarafa bir etki aynı zamanda manevi taraftan da fiziksel tarafa bir etki söz konusudur. Mesela ama bu cansızlarda bunun içine aslında giriyor. Fakat nasıl biliyor musunuz? Bu asla şunla karıştırılmamalıdır. Mesela elime şu anda bir kalem alıyorum. Elime almış olduğum kalemi şu anda ellediğim zaman benim auram akışkan bir halde olduğu için aura biraz akışkandır ama bunu asla şunla karıştırmayın. Suyun akışkanlığıyla Auranın akışkanlığını lütfen ama lütfen karıştırmayın. Akışkan halde olduğu için bulaşır ve ben bu kalemi ellemeye devam ettikçe auramı ben bu kalemin ellediğim her noktasına bulaştırmış olurum. Şimdi bu kalemde bir enerjisel faaliyet var. Fakat bu enerjisel faaliyet sadece ve sadece auramdan geçen enerji izlerimi taşımakta ve bu kalem herhangi bir şekilde eterik olarak bedenlenmemektedir. Eterik bedenlenme farklı. Cansız olan bir maddeyi bulaştırdığımız Aura enerjimiz çok farklı bir olaydır. Fakat bu mesela herhangi bir şekilde yapılan ritüellerde, yapılan uygulamalarda cansız olan bir madde eterik olarak bedenlendirilebilir. Bunu da altını çizmekte fayda var. Fakat bunlar oldukça farklı yerler, farklı alanlar, farklı dallar. Biz genele bakacak olursak cansız olan bir maddede eterik bedenin pek de mümkün olmadığını aynı zamanda varlık olmayan varlıklar dediğimiz olaylar da var. Yani bizim düşüncelerimizden, takıntılarımızdan oluşan bizim auramızın manyetik alanı çevresinde kendisine yer eden yapay varlık dediğimiz varlıklar da var. Ve bu varlıklar kendine has eterik bedenden değil de bizim eterik eterik bedenimizden ve aura bedenimizden beslendiği için bu varlıklarda da eterik bir giydirme söz konusu olmayacaktır. Bunu da söylemekte fayda var diyelim. Bazı arkadaşlar için, derinde dalan arkadaşlar için en derinden kıyısından güzel bilgiler diyelim ve bir sonraki bilgiyle devam edelim. Ne demiştik? Maddiyatta olan şeyler şu kalemi de bir bırakayım. Maddiyatta olan şeyler maneviyatta da var dedik değil mi? Yani maddiyattan, maddiyat dediğimiz olay böyle fiziksel alem. Elim, kolum, bacağım, kolum işte. Hani bu bunlardan ibaret ya da işte madde, işte şu perde falan filan. Fiziksel olan her şey aynı zamanda manevi tarafa da etkili. Şimdi bunda canlı bir ruha sahip olan bilinçte insanı inceleyecek olursak örneğin hastalıklar. Arkadaşlar hastalık dediğimiz olay eterik bedenin frekansının o bölgede bozulmasından kaynaklıdır. Şimdi eterik bedende gezen enerjiler belli başlı oranlarda frekans ayarlar ki zaten sonraki videolarda bunu çok daha iyi bir şekilde açıklayacağım için şimdi üstün körü geçeceğim. Hastalık örneğin Nedir mesela şimdi bizim iç organlarımız var ya iç organlarımızın tamamı kendi frekansında çalışır arkadaşlar. Bu çalışma bir frekans yayar ve işte bu frekans eterik bedende gözükür. Yani bir iç organımız örneğin işte kalbimiz ya da ne olsun hmm, dalağımız böbreklerimiz ha böbreklerimiz mesela böbreklerimiz kendi frekansının dışında çalışmaya başladığı zaman bu yüksekte olabilir, düşükte olabilir. Yüksek ve düşük de bozukluğu da ifade eder. Frekansın dışında çalıştığında eterik bedenin o bölgesinde böbreklerimiz hangi bölgedeyse eterik bedende de aynı bölgede frekansta bozulma görülür ve bütün hastalıkların sebebi eterik bedendeki bu frekans bozulmasının nedenidir. Eğer eterik bedenin o bölgesindeki o bozulan frekans eterik bedenin frekansıyla yenilenirse ve uyumlanırsa kişi o hastalıktan kurtulmuş olacaktır ve aynı zamanda anlatacağım bir sonraki videolarda. Şifa dediğimiz olay bir başkasına karşı iyileştirici gücümüzde bu frekans düzeltmelerinden meydana gelmektedir. Şifa yapmakla şifacı olmayı da aynı şekilde anlatacağım. Bunu da bilmekte fayda var. Heh. Şimdi bu neydi? Maddiyatta olan bir olayın maneviyatta görünme olayıydı. Şimdi bir de maneviyatta oluşan bir olayın maddiyata olan etkisine bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Tabii birçok şey söyleriz de şimdi ben bir tanesini diyeceğim. Mesela ruhsal uyanış. Bununla alakalı videom var. İzleyebilirsiniz. Buraya şeyini bırakacağım. E, direkt olarak linkini bırakacağım. Video sonunda da koyarım. İzlersiniz sonra. Önemli değil. Şimdi konumuza dönelim. Ruhsal uyanış diye bir olay var arkadaşlar. Bu sizin eterik bedeniniz frekansınızın yükselmesiyle alakalı bir durum ve bu frekans yükseldiği zaman maddi olan fiziksel bedene bir takım tepkiler oluşturur tamam mı? Etkiler daha doğrusu. Mesela eklem ağrıları, Vücut ısısında artış, ondan sonra geceliğin aniden uyanma. Ya birden uyanıyorsun arkadaş tamam mı? Saat böyle 1 ile 5 arası böyle tamam mı? 12 de olabilir ama genelde 1 ile 5 arası diyelim işte. Uyanıyorsun tamam mı? Hiçbir şey yok uyanıyorsun. Sonrasında uykun da yok aslında o an. Sanki böyle uykunu almışsın gibi ama uyursan da uyursun gibi. Hani tam olarak o fluluk var gibi böyle. Flu değil mi? Fluluk var gibi. Fluluk deyince farklı oluyor. Böyle bir şey var gibi işte. Ha, işte bu da aynı şekilde. Eğer herhangi bir şekilde bir rahatsızlığınız yoksa yani romatizmal hastalıklarınız falan yoksa veya da yüksek ateşten şikayetçi değilseniz ve herhangi bir şekilde bunlar yoksa doktora gittiniz, işte doktor muayene etti falan, güzel bir check-up'tan geçtiniz. Allah Allah. Fizyolojik ya da biyolojik hiçbir şekilde probleminiz yoksa işte bu da manevi tarafta olan gelişimin maddi tarafa olan etkisidir. Yani görünmeyen maddenin görünür maddeye etkisi ve görünür maddenin de görünmeyen maddeye etkisi tam olarak bu şekilde olmakta. Eterik bedeni daha çok anlatabilirim. Çok sürer. İsterseniz bunu böyle bir video serisi yapalım. Seri 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 ben eterik bedeni falan açıklayayım ve aynı zamanda eterik bedenle beraber aura beden, astral beden, ruhsal beden, biyoplazma beden değil mi? Işık beden gibi farklı enerjitik alanlara ve farklı katlardaki frekanslara denk gelen diğer bedenlerimizde açıklamış olurum böylelikle. E, o zaman şimdi her zamanki gibi kapanışımızı güzel bir şekilde yapalım. Değerli arkadaşlar eğer bu videoyu izlediysen ve beğendiysen... Kanala abone olursan gelişiriz, büyürüz. Daha çok kitlelere ulaşabiliriz, hitap edebiliriz. Olmazsan da canın sağ olsun izledin, bilgilendin. Bu bile güzel bir şeydir, bir umuttur. Kendine yeni şeyler kattın. Sevgi ve ışıkla kal değerli arkadaşım. Sevdiklerinle beraber hep bir arada kal. Bu hayatta hep sağlıklı kal, temiz kal, hijyenik kal. Eterik bedeninle beraber daima uyum içinde kal. Hoşça kal, sağlıklı kal.